Bu kadar yıl aradıktan sonra... Kafatası sonunda benim oldu. Görünüşe göre geç kaldık. Şuradaki nedir acaba? Bu kristal kafası. Atlantis'in kayıp hazinelerinden biri. Kainatın en güçlü gelecekten haber veren medyum olduğu sanılıyor. Geleceği gösteriyor. Yanlış ellere geçerse inanılmaz felaketlere yol açabilir. Dur. Nereye gidiyorsun? Aşağı iniyorum. Kafatasını alacağım. Ama onlar en az 6 kişi. Biz 2 kişiyiz. Onların silahları var. Sakin ol. Böyle şeyler benim başıma sürekli gelir. Orayı kapatalım. Hemen buradan çıkıyoruz. Her yere dinamit koyun. Sen köşedeki oraya koy. Hadi çabuk olun. Hadi. Gidelim artık çocuklar. Sen. Yeter artık. Köşedeki. Yeter dedim. Artık gidebilir miyiz? Evet. Falan. İnanmıyorum. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu otantik bir Siyu okbaşı. Siyuların ataları sandığımızdan çok daha batıda yaşamışlar. Harika. Benim evde bunlardan 5 tane daha var. Hadi gidelim artık. Sadece bakmak istiyorum. Gevşetebilirsem alırım. Her şey hazır olsun. Burayı havaya uçuracağız. Merhaba. Biz buraya sadece... Okbaşı için geldi. Kafatasını almışlar. Öldürün. Kaçmalısın. Öldürün. Hadi. Böyle şeyler başına her zaman gelir mi? Bunlara alışmalısın. Yavaş, yavaş, yavaş. Sanırım izimizi kaybettiler. Kalmadı. Geri dönmek zorundayız. Tamaris Çalısı. Tamaris Çalısı'nın olduğu her yerde... Hangi aydayız? Mart'tayız değil mi? Ne? Tamam. Ben atla deyince atlayacağım. Atlamak mı? Sen çıldırdın galiba. Gidelim. Hazır mısın? Yeah! Nereden bildin? Tamaris Çalısı. Sadece nehir kenarlarında yetişir. Ve Utah'ta Mart ayı boyunca ortalama su 1,5-2 metre civarındadır. Düştüğümüz zaman bizi kaldırabilir diye düşündüm. Ama Nisan ayındayız. Nisan mı?
Sahi mi? Yere kek gibi yapışabilirdik. Sanırım gerçekten fazlasıyla şanslıyız ha. Nisan ha. Kahire, Mısır. Hey! Kaçıyor! Hadi bakalım sen! Hadi! Ne oluyor? Çocuk buraya gel. Bunu benim için postalar mısın? Adres üzerinde, anladın mı? Çabuk hadi, çabuk, önemli. Hadi git çabuk, al bunları. Al işte evet, hadi git artık git. Arayın üzerine. Sır öğrenilmiş olacak. Ona ne yaparsan yap sonunda bulacağım, tamam mı? Flynn, bir dakika iki saniye geç kaldım. Bu gecikmeyi sana yapılan ödemeden keseceğim. Judson seni aşağıda bekliyor. Ha, umarım bu kez verilen görevin dışına çıkmamışsındır. Bu ne? Yeni bir heykel mi satın aldık? Hayır, koruma görevlisi Steve yanlışlıkla Medusa'nın başına bakmış. Taş olmuş. Bunu kim karşılayacak? Sigorta mı yoksa Workman şirketi mi? Burası senin evin değil, iş yerin. Kişisel konular için burayı aramazlarsa çok sevinirim. Senin bir dairen yok mu? Bir dairem var ama eve hiç gitmiyorum. Hep iş peşindeyim. Evet, ev sahibini aradı. Kirayı geciktirmişsin. Annen de işten sonra hemen seni evde bekliyormuş. Bu da sana geldi. Mısır'dan? Evet. Şimdi de sekreterlik oynuyorum. Oysa yapacak işlerim var. Senin olduğu gibi. Günaydın. Lou? Steve'i duydum, çok üzüldüm. Merhaba. Merhaba, Judson. Ben geldim. Bu Excalibur. Şimdi olmaz, tamam mı? Havamda değilim. Geç kaldığımı görmüyor musun? Oyun oynayamam. Tamam. Oyun mu istiyorsun? Oynayalım o zaman. Buradayım. İşte seni yakaladım. Şimdi bir duş al bakalım. Bugünlük bu kadar yeter. Poseidon'un üç dişli çatalının benzerini kullanmazsanız daha iyi olur. Judson, Excalibur'u üzerime salladığın sen olduğunu biliyorum. Şimdi böyle davranman komik değil mi sence ha? Hepsi daha görevden yeni geldim. Henüz bir kahve bile içmedim. Son 4 gündür aynı kıyafetleri giyiyorum ve yine de ıslanıyorum, tamam mı? Ama onu tam zamanında durduruyorsun. O elindeki Turin'in kefeni.
Leo. Leo, sanırım sana bu kefeni ortada bırakma demiştim. Özür dilerim Cat. Beni izle Flynn. Gel, sana göstermek istediğim bir şey var. Vay canına. İnanamıyorum. Burası kütüphanenin tamamen farklı bir yeri. Burayı bana gösterdiğin için onur duydum. Burası servis girişi. Utah'ta işler nasıl gitti? İşte bir kristal kafatası. Söz verdiğim gibi. Evet, sanırım kütüphanede çok daha emniyette olacaktır. Dünyayı kurtardım gibi görünüyor. Yine. Sayılır. Sayılır mı? Bunun anlamı ne şimdi? Başına gelenleri duydum. Ha, o mağarada sen hayatını riske attın. Tabii kafatasını kaybetme riskin de vardı. Ve bunların hepsi insan eliyle yapılmış bir şey. Hayır, için. Bu insan eliyle yapılmış sıradan bir şey değil. O otantik bir Sioux okbaşıydı. Şimdi nerede? Okbaşı nerede? Kaybettim. Bir tepeden Colorado nehrine atlarken kayboldu. Ama bir küçük görmeliydin o kadar. Küçük bir kaçamağın bütün görevin başarısız olmasına sebep olacaktı. Tamam. Biliyorsun Jackson, ben bir yıl aşkın bir zamandır burada çalışıyorum. Bu zaman içinde dünyayı sihirli mızraklardan, zaman yolculuğu yapan ninjalardan ve daha pek çok şeyden kurtardım. Ben iyi bir iş yaptığımı sanıyordum. Yaptın. Evet, o zaman sen benimle oyun oynamayı ne zaman bırakacaksın, söyler misin? Sen de bana ne zaman güveneceksin? Flynn, ben sana güveniyorum. Yani biz seni görevlere gönderiyoruz. Bu yüzden öğrenmen gereken çok şey var. Bazen seni niçin gönderdiğimizi unutup başka şeylerin peşine düşüyorsun. Bak, iyi bir kütüphaneci olmakla büyük bir kütüphaneci olmak arasında fark vardır. Ah! İyi misin? Yani canını sıkan bir şey var mı? Hayır, benim yapacak işlerim var. Merhaba. Anne, buraya uğramamı istediğin mesajını aldım. Aman Tanrım. Öldüm ve cehenneme geldim. 32 yaşındasın, inanamıyorum. Anne, benim anne, küçük anne, bebeğim. Anne, biliyorsun artık. Böyle şeylerden nefret ederim. Nasıl şeylerden? Yaş gününden mi? Çok saçma. Kim yaş günlerini sevmez ki? Bu insanlar kim, söylesene. Arkadaşlar, akrabalar, mahyon kulübünden kızlar. Ne oldu? Hayatını o kadar gizli tutuyorsun ki kimi davet edeceğini bilemedin. Tanışmanı istediğin biri var evde. Biliyorum, biliyorum ama bu sefer mükemmel. Mükemmel. Rose, Flynn, ikinize şöyle bir bakınca çok uyumlu olduğunuzu görüyorum. Merhaba Flynn, mutlu yıllar. Merhaba. Sen Rose Edwards'ın. Evet. Ne kadar hoş değil mi? Sürpriz istiyorum. Bunu da yapar mısınız? Bir dakika izin verir misin? Hiç beklemedim. Tabii. Ne oldu? Çok mu zayıf? Anne, o benim üçüncü kuzenim. Yani? Görmüyorum, biliyor musun? Yani bu yasalara karşı anne. Evet ama ne var, anlamadım ki. Kız senin kuzenin. Konuşurken çok fazla şey bulabilirsiniz hayatım. Bugün senin doğum günün. Rahatla, sakin ol. İyi vakit geçir. Ben de gidip karaoke'yi hazırlayayım. Hayır. Laura halam nasıl? İyiyim. Geçen hafta kalçalarından estetik oldu. İçkiye ihtiyacım var. Büyük bir içkiye ihtiyacım var. Sana da bir şey getireyim mi? Hayır. Emin misin? Evet. İzninle lütfen. Umarım bunu içecek kadar büyümüşsündür. Senin burada ne işin var? Güney Amerika'da değil miydin? Biraz erken döndüm. Annenin canını nasıl sıktığını görmek istedim. Hiç bilemezsin. Orada durmuş benim kuzenimle arama yapmaya çalışıyor. Çift olmak iyidir. Acelesi yok. Nepal nasıldı? Sana şu kadarını söyleyeyim. İthalat ihracat işlerinde çok büyük para var. Eğer başka bir iş yapmak istersen, yani kütüphanecilik işinden ayrılıp gidip dünyayı gezmek istersen ben buradayım. Jerry, ben böyle iyiyim. Evet. Tamam. Bu arada
Ah, özür dilerim. Nepal'den sadece mobilya türü şeyler almadım. Doğum günü kutlu olsun. Vay canına. Bu harika bir şey. Bu bir Tibet gölge kutusu. Evet. King Hanedanı'nın imzası var. Alacağım başka bir şeyden daha mutlu olursun diye düşündüm. Aç bakalım. Evet, çok değerli bir şey. Eminim. Evet, çok hoş. Ben de çok kararsız kaldım. Ne olacak? Bu fotoğraf babanla tanıştıktan kısa bir süre sonra çekilmişti. Öyle işte. 38 yıl öncesine ait. Savaştan yeni çıkmıştık. Ve çok iyi arkadaştık. Savaştan sonra baban annenle tanıştı. İkimiz de ondan hoşlanmıştık ama baban onun ayaklarını yerden kesmeyi bildi. Şanslı adam. Biliyorsun, hastanede sen doğduktan hemen sonra babam kendine bir şey olacak olursa seninle ilgileneceğime dair bana yemin ettirdi. Bunu daha önce söylemiştim. Ama sana tekrar hatırlatmak istiyorum. Bana ne zaman ihtiyacın olursa hep yanındayım. Evet, biliyorum. Teşekkür ederim. Tanışmanı istediğim biri var, evet. Biliyorum, biliyorum ama bu sefer mükemmel. Mükemmel. Marş, biliyor musun, seni her gördüğümde gözüme biraz daha güzel ve genç görünüyorsun. Hadi gelin partiye katılalım. Üçümüz birlikte bir numara yapabiliriz, değil mi? Buna ihtiyacımız olacak. Burada mıydı? Evet, sonunda Tanrı'ya şükür herkes gitti. Sen iyi misin? Evet, sadece babamla eski fotoğraflarımıza bakıyordum. Bahse girerim. Bugün senin için çok zor geçti. Evet, gün boyunca babamı düşündüm. O da öldüğünde 32 yaşındaymış, ben de 32 oldum. Onun hakkında çok fazla bilgim olmadığını düşünüyorum. Ama kim olduğunu biliyorsun. Brooklyn'de giyim eşyaları satan bir insandı ve ailesini çok severdi. Hakkında başka ne bilmek istiyorsun? Onu nadiren görürdüm. Sürekli seyahat ederdi. Yani 22 tane derecem var. Bütün bu gereksiz bilgileri hafızamda hala tutuyorum ama babam hakkında sana tek bir şey bile söyleyemiyorum, biliyor musun? Sana bir şey göstermek istiyorum. Ne? Ne var? Çok özel bir şey. Bunu ikinci el dükkanlarından birinden almış. Bununla ilgili şakalar yapardı. Bunun Carson ailesinin mühürü olduğunu söylerdi. Kralların soyundan geldiğimizi söylerdi. Bunu eline alır ve sana gece uyumadan önce sihirli krallıklar ve aşağı doğru inen vadiler hakkında sıra dışı hikayeler anlatır. Evet, gülen kayalar vardı. Bak, şimdi hatırladım. Hatırladım. Babama göstermek için anlattıklarının resmini çizerdim ve babamın gelmesini beklerdim. Ne? Ne olamaz. Bunları sakladın mı yoksa? Evet. Bir gün görmek isteyeceğini düşünmüştüm, babanı hatırlamak için. Evet. Evet, ben hikayeleri hatırladım. Aptal küçük fantaziler aklıma geldi. Ama babamı hatırlayamıyorum. Onu hiç hatırlamıyorum. Ben bundan o kadar da emin değilim. Belki de bu resimler sana sandığından daha fazla şey hatırlatır. Aman Tanrım. Hello? Johnson, benim. Sanırım buraya hemen gelsen iyi olur. Ne oldu? Bugün postayla biri bana bir şey göndermişti ve bence... Lynn, hala orada mısın? Johnson, dairemde biri var.
Tamam, orada olduğunu biliyorum. Silahım var. Silahım var. Silah. Bakalım sana yiyecek bir şeyler bulabilecek miyiz? Flynn, sen iyi misin? Evet, evet. Başım, başım gövdemin üzerinde duramasa da iyiyim. Kafanda büyük bir şişlik var. Bunu sana kim yaptı? Eve geldiğimde içeride birileri beni bekliyordu. Sanıyorum evde rulo yapılmış o belge arıyorlardı. Gitmiş almışlar. Biri bana postayla göndermişti. Eski bir parşömendi. Velum ya da papirus gibi. Büyük ihtimalle en az 3000 yıllıktı. Köşesinde bir şekil vardı. Davut'un yıldızı ve... Ve alt tarafında da bir hilal. Evet. Nereden bildin? Kral Süleyman'ın mührü. Kral Süleyman. Pazar ayinlerinden birinde öğrenmiştim. Bakayım... Süleyman milattan önce 10. yüzyılda İsrail'de hüküm sürmüş. İncil'de en zengin ve en akıllı kral olarak adı geçer. Uçsuz bucaksız varlığın Süleyman tarafından seçilen 24 duvarcı tarafından yapılan altın bir tapınakta saklarmış. Doğru. Sadece her şeyini o tapınakta saklamadığını biliyoruz. Yağmalanacağından korkarak özel pek çok şeyini kimsenin bilmediği bir yere saklamış. Dur bir dakika. Sen Kral Süleyman'ın madenlerinden mi bahsediyorsun? Bu sadece bir efsane değil miydi? Flynn, sen ne zamandan beri burada çalışıyorsun? Doğru. Yüzyıllardır insanlar Süleyman'ın hazinesini arıyor. Madenlerin yeri bile henüz tespit edilmedi. Söylentilere göre yerini sadece 24 duvarcı biliyordu ve bir harita yaptılar. Postadan aldığın işte bu haritaydı. O harita mıydı? Hayır. Üzerinde bir sürü rastgele şekil ve işaret vardı. Bazen görünüş aldatıcı olabilir. Tamam, eğer haritaysa o zaman daireme gelip karıştıran adamlar Kral Süleyman'ın hazinesini arıyorlardı. Ve sen bunu şimdi mi anlıyorsun? Kafama vurdular. Evet, daha fazlası da olabilirdi. Süleyman'ın anahtarı. Eski bir kitap ve inanılmaz güçleri vardır. Süleyman'ın bu güçleri kullanarak halkına hükmettiği düşünülüyor. Evet, evet. Ben bunu daha önce duymuştum. Yer altındaki güçleri çağırdığını, zamana ve topraklara hükmettiğini. Eğer Süleyman'ın anahtarı yanlış ellere düşerse... Dünyanın kaderi değişir değil mi? Doğru. Neyse ki harita üzerindeki şifre çözülmeden hiçbir işe yaramıyor. Haritanın açıklayıcı bilgileri Volubilis'te Fas'taki Romalıların kalıntılarının yakınında. Romalıların kalıntıları, bakalım. Flynn, haritayı geri al ve yapabilirsen açıklayıcı bilgileri bul. Kral Süleyman'ın madenleri asla bulunamadı. Hey, bu verdiğin görev bana bu görev için ölebilirim duygusunu yaşattı. Ölüm asla uzağımızda değil. Bak, endişelenme. Sen sadece sana öğrettiğim şeyleri yap yeter. Uçağın 2 saat içinde kalkıyor. Casablanca'ya gidiyorsun. Casablanca mı? Hı-hı. Yani filmdeki gibi mi? Hı-hı. O filmi çok severim. Charlene, sanırım bu harika bir arkadaşlığın başlangıcı olacak hayatım. Hayır, sanmıyorum. Güvende ol. Kendini öldürtme. Getirmen gerekenleri iyice sakla. Ona söyledin mi? Hayır. Ama söylemeliydin. Yakında kendisi bulur. Buraya bakar mısınız? Bunları gördünüz mü? Hadi gelin. Tamam. Dış, evet. Tamam. Rick'in Amerikan kafesi seni canlandırır dostum. Hoho, Casablanca filminden. Çok değişik bir adamsın. Volubilis kalıntıları lütfen.
Orubilis kalıntıları. Anladım. Üzgünüm, affedersin. Kazmıyorsunuz. Daha çökelti tabakasını delip aşağı geçemedik. Bayan Emily, haftalardır burada kazı yapıyoruz ama hiçbir şey bulamadık. O zaman kazıyı genişletelim. Ama genişlettik, hem de iki kez. Bir daha yapın. Bir şey bulana kadar. Kim bu? Kazmaya devam edin. Hadi çabuk olun. Hadi. Acele edin. Özür dilerim. Yardım edebilir miyim? Evet, umarım bunun ne kadar nadir bulunduğunu biliyorsunuzdur. Emblema mozeyi Romalılardan milattan sonra 40. yüzyıl. Milattan sonra 50, 40 değil. Milattan sonra 50. Tamam, ben de öyle demek istemiştim. Kafam karışmış. Başıma vurdular da. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Adım Flynn Carson. Yer bilimi enstitüsünden geliyorum. Bu bölgede toprak incelemesi yapıyoruz. Bir jeolog için Romalılara ait eserler hakkında fazla bilgilisin. Bu benim hobim. Bu özel bir kazı. Korkarım incelemeniz işimizin bitmesini bekleyecek. Tamam. Beklemekten sıkılmam. Tamam, beklemekten sıkılırım. Bilgisayar çekimleri. Yüksek çözünürlüklü dijital fotoğraflar. Bunları buraya kurmuş olmanız çok ilginç bayan. Davenport, Emily Davenport. Tam olarak ne arıyorsunuz? Sakıncası yoksa sorabilir miyim? Elimizdeki kanıtlara göre burası bir zamanlar Kraliçe Sheba tarafından yönetiliyormuş. Kraliçe Sheba. Eski İncil'de ondan Kral Süleyman'ın karısı olarak bahseder. O da var. Ama ben kraliçenin bölgesini Güney Arabistan'ın bir bölümü olarak biliyordum. Evet, ama aksini söyleyen kanıtlarımız var izninizle. Bir şey bulabildiniz mi peki? Güneybatı tarafında Romalılara ait bir bekleme odası. Sıra dışı bir şey var mı? Mesela diyelim ki okunması gereken bir harita gibi. Sen bugün bunu soran ikinci kişisin. Başkası da mı sordu? Evet. Ve aynı senin gibi etrafta dolaşıp durdu. Vay canına, bir günde iki kişi, ne tesadüf değil mi? Nereden geldiğini söylemiştin. Yer bilimi enstitüsünden geliyorum. Söylemiştim. Ah, o zaman John Binder'ı tanırsın. Söylesene, John'un sağlığı nasıl? Çok iyi. Bu tuzak soruydu. John Binder diye biri yok. Enstitünün başında o var. Lanet biliyordum. Olsun. Benim kazdıklarımı çalmaya geldin. Hayır. Seni kim gönderdi? Sorbon'dan Pierre Bubol mu? Evet. Evet. O zaman git Pierre'e ve çakallarına de ki kendi kazılarını kendileri yapsınlar. Benimkileri çalmaktan vazgeçsinler. Şimdi kazı alanından tamam. Çık. Yoksa güvenliği tamam, çağıracağım. Beni dinlersene. Torito. Evet. Torito, tamam. Sorun nedir? Gidiyorum. Oh! Hiç bıkmıyorsun, değil mi? Beni korkuttun. Yani burada mı uyuyorsun? Bak, bu benim adıma alınmış bir izin. Yani seni buraya izinsiz girdiğin için tutuklattırabilirim. İnan bana, fazla geceyi hapishanede geçirmek istemezsin. Bakın, Bayan Davenport. Profesör Davenport. Sana yalan söylediğim için üzgünüm. Ama ben buraya senin kazılarını çalmaya geldim. O zaman burada ne işin var? Bunu açıklamak biraz zor. Yine de bir dene. Kral Süleyman'ın hazinelerine ulaşabilmem için haritanın şifresini çözecek bir şeyler arıyorum. Bence jeolog hikayene geri dön. O daha inandırıcı. Ben gerçeği söylüyorum. O harita sana aynı zamanda Atlantis'in ve Neverland'in yerini de söyleyecek mi? Ne yapıyorsun? Gizli bir kol arıyorum. Bilirsin, Romalılar genelde değerli eşyalarını saklamak için mimarlarına bir oda yaptırırlar. Roma mimarisini çok iyi bilirim. Teşekkür ederim. Burada gizli oda falan yok. Her zaman gizli bir oda vardır. Mozaik parçasını milattan sonra 40. yüzyıl sanan biri için büyük konuşuyoruz. Ah,
gizli bir oda. Nerede durduğunu biliyor musun? Gladius Ptolemy'nin mezarında. Geometrinin ve astronominin babasıdır. Çok hoş oldu gerçekten. Haritayı bulamıyorsan haritayı yapanı bul. Şuna bir baksana. Bu Ptolemy'nin ünlü atlasının bir reprodüksiyonu. Gördün mü? Ptolemy aslında dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk insanlardan biri. Kürenin üstüne ve altına bak. Buradaki kıta işaretlerinin hepsi yanlış. Şüphelendiğim gibi. Şu işaretlere bak. Bunlar İbranice mi? Hayır, İbranice değil. Ptolemy tarafından kolayca tekrar yazılabilir. Daha önce böyle bir sembol görmedim. Ben gördüm. Harita işaretleri asla mezardan ayrılamaz. Konuşabiliriz istersen. Efsaneye siz sahip çıkamazsınız. Çıkmıyoruz. Biz bunun peşinde değiliz. Kendi adına konuş. Bu benim kazım. Kazı iznim var. Şimdi öleceksiniz. Biraz yardım etsene. Alakazam. Büyük emir. Ne oldu? Muska. Mısırlı duvarcıların büyük işareti. Sen de bizdensin. Kardeşim, Süleyman'ın sırrını koruyan 24 kişinin mirasçılarındansınız. Bu sırrı koruyarak taşıyacağız. İpucu senindir. Allah seninle olsun. Sanırım gitsek iyi olacak. Bu tarafa gidelim. Bu tarafa. Dur. Haritanın açıklayıcı bilgisinin diğer yarısı Gedi'de saklı. Şiba'nın göğüslerinin arasından geçip her şeyi gören gözlerin orada bulabilirsin. Şimdi git. Ne anlama geldiğini biliyor Senin musun? Senin bildiğini sanıyordum. Bak bir su kemeri. Gördün mü? Romalılar sık sık su kemeri. Bu kadar tarih dersi yeter. Ne olduğunu biliyorum. Tamamen kurumuş. İçinde yosunlar var. Umarım yeterince kaygandır ve yer çekimi bizi yanıltmaz. Seni tanıdığıma pişman olacağımı anlamıştım. Bizi şehre götürür müsün acaba? Amerikalı gitmiş. Harita parçası da yanında. Bulun onları. O adamlar da Kral Süleyman'ın hazinesini mi arıyor? Evet. Ve Süleyman'ın Anahtarı isimli bir kitabı arıyorlar. Eğer onları atlatmak istiyorsak Kenya'ya gitmeliyiz. Ne? Harita çözmek için ipucunun diğer parçası Kenya'da. Sen Süleyman'ın hazinesine bile inanmıyorsun. İpucu 3000 yıllık. Onlara malzeme götürürsem kızlarımın bütün masraflarını karşılarlar. Ben de seninle geliyorum. Sana ihtiyacım yok. Harita ipuçlarını çözerken bana ihtiyacın olacak. Seni üzmek istemiyorum ama ben bütün ölü dilleri gayet rahat çözerim. Bunlar ölü dillerden yazılmamış. Akon dilinde. İbrani kriptografisinin eski bir şekli. Bak bakalım ne diyor. Ben bunu çözerim. Eğer 312 haneli poli alfabetik şifreyi biliyorsan çözersin. Şifreyi biliyor musun? Hayır. Havaalanına geldiğiniz zaman beni uyandır.
Hala okumaya mı çalışıyorsun? Anlamıyorum. Bunu okumam gerekirdi. Ben Bird alfabesini bile 7 saatte çözmüş bir adamım. Bana biraz ipucu versene. Hayır. Bak, şifrenin ilk 3 harfini söyle. Gedi buradan arabayla bir gün uzakta. Götürecek birini bulalım. Ama bu hoşuna gitmeyebilir. Balayı çiftleri, safariye hoş geldiniz. Önümüzde 4,5 saat sürecek kısa bir yolumuz var. Flynn? Flynn Carson. Sen misin? Benim. Debra Markham. Tabii şimdi Debra Potter oldum. Hatırlasana, annem bir defasında seni benimle tanıştırmıştı. Evet. Evet Debra. Sosyal uzman. Ağır ceza mahkumları üzerinde çalışıyor. Aha, doğru. Evet, bu da benim kocam Carl. İş aracılığıyla tanıştık. Senin yanında oturan kim? Yeni karın mı? Evet. Evet. Bu Emily. Benim güzel mi güzel karım. Ne yapıyorsun? Annemin burada bulunma nedenimi bilmesini istemiyorum. Numara yapacağız, tamam mı? Hepiniz bakın, bu benim arkadaşım Flynn Carson ve yanında yeni karısı Emily. Hadi onlara güzel bir balayı şarkısı armağan edelim. Ne dersiniz? Bu çakmağı öldürdüğüm ilk adamdan almıştım. Bu yüzden benim için manevi değeri büyük. Konuşmayacağım. Sırlar duvarcıdan duvarcıya geçecek. Bu saçmalıktan yoruldum. Haritanın ipucu nerede? Haritanın ipucunun yerini söyle. Beni öldürmen gerekir. Hayır. Asla seni öldürmeyi düşünmem. Seni canlı bırakacağım. Onları öldürürken seyredeceksin. Aşağılık herif. Ya Allah! Hayır! Allah! Ya Allah! Bize kart gönderin. Burası daha uzak oldu. Yürüyerek 7'ye 2 günde gidebiliriz. Otobüsten indik ya, hiç sorun değil. Şuna bak. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu enkerendi. Onların birleşme dansı. Buna olipiri derler ve av danslarıdır. Enkerendi. Olipiri. Neden sürekli beni düzeltmek ihtiyacı hissediyorsun? Düşündüğün kadar aptal biri değil. Senin aptal olduğunu sanmıyorum. Ama benim kadar akıllı Pekala, değilsin. Pekala. Benim tam 12 üniversite derecem, 6 master'ım, 4 tane de PhD esim var. Hepsi 22 derece yapıyor. Bu bir rekor, tamam mı? Ya senin kaç derecen var? 25 ve yeni bir tanesini önümüzdeki Haziran'ın 26'sında başlayacağım. Ne oldu? Çok mu hızlı yürüyoruz ha? İyi misin? Daha iyiyim. Bunu kim yaptı? Banto adasında haydutların eline düştüm. Ne yani, seni buraya ölmen için mi bıraktılar? Ben Nolu'yum. Ben de olsam aynını yapardım. Elimi tut. Şimdi çekelim. Çek. Çek. Benim adım Jomo. Hayatımı kurtardınız. Bunu dert etme. Size borçlandım. Benimle köyüme gelin. Orada size yiyecek ve kadın veririz. Krallar gibi ağırız. Evet, ama seni ben de kurtardım. Adam konuşuyor, görmüyor musun? Özür dilerim. Kral falan gibi bir şeyler mi söylüyordun? Yani kaç tane kadından bahsediyorsun? Çok tatlısın ama gitmemiz gerekiyor. Çünkü yolumuz Gedi'de bitiyor. Gedi mi? Evet, orayı biliyorum. Sizi oraya götürürüm.
Siz nereye giderseniz Jom oraya gider. Ah, bu gerçekten gerekli değil. Size olan borcumu ödeyene kadar içim rahat etmez. Jom'a bunu sizin için taşır. Kaç tane kadınmış? Adamı duydun. Adetleri böyleymiş. Çikolata ister misin? Ben istemem. Ah, bak, hopoy kuşları. 2000 yıl önce Kral Süleyman bu kuşları Kraliçe Şiva'ya mesaj göndermek için kullanırmış. Ve şimdi bu kadar yıl sonra hala başımızın üzerinde uçuyorlar. Sen hep Kraliçe Şiva ile bu kadar ilgili miydin? Küçüklüğümden beri. Bütün gece uyanık kalır onun hakkındaki hikayeyi tekrar tekrar okurdum. Bu kadar güç, gizem. Bütün Afrika'nın kraliçesi olabilirdi. Kulağa hoş geliyor. Evet, bunu kanıtlamak gerekiyor. Henüz bu şansı yakalayamadım. Evet, ama henüz bununla ilgili bir kanıt bulamadığın için, yoksa beceremediğinden değil. İnsanın kendine güveni olmalı. Ne oluyor? Su aygırları. Afrika'nın en öldürücü hayvanlarıdır. Evet, karaya çıkabilen hayvanlardır. Bizi parçalara ayırabilirler. Su aygırlarının inanılmaz bir işitme kabiliyeti vardır. Sessiz kalırsak, nefes bile almazsak peşimizi bırakırlar. Tamam, ben senin aynı fikirde değilim. Belki de çok ses çıkarırsak korkar ve buradan kaçarlar. Kapat çeneni, seni aptal, sessiz olmalıyız. Hayır, onları korkutabiliriz. Daha çok ses yapmalıyız. Kes sesini. Baksana, başımızı saldırıyorlar. Bu bir savunma hareketi. Daha fazla ses yapalım. Su aygırları çikolatayı sever. Teşekkür ederim. Yolumuzdan çekil! Biraz ara versek nasıl olur acaba? Birkaç saatte üç tepe çıktık. Biraz dinlenelim, bir şeyler yer gideriz. Evet. Ne olsa yerim. İşte. Yiyin. O küçük çikolatalardan başka evet, var mı? Evet, ben de aynısını düşündüm. Resimlerim. İnanmıyorum. Annem. Ben görmeden çantama koymuş olmalı. İşte anneler. Hala annenle mi yaşıyorsun? Ne? Kim, ben mi? Hayır. Hayır, artık yaşamıyorum. Yeni taşındım. Artık kendime ait bir dairem var. Evet, biliyorum. Biraz utanç verici değil mi? Merak etme. Üniversite yıllarımda ben de hep eve gidip uyurdum. Bakabilir miyim? Evet. Evet, Picasso değilmişsin. Bu bir gerçek. Biraz nefes al. Sadece 8 yaşındaydım. Hala öylesin. Tamam. Gitme zamanı. Bu resimler neyin resimleriydi? Yatarken anlatılan hikayelerin. Babam bana yatarken bu aptalca hikayeleri anlatırdı. Ben de onun için resimlerini çizerdim. Eminim buna bayılırdı. Galiba. Babamı pek fazla hatırlayamıyorum. Küçükken öldü. Bir gün işten eve gelirken biri onu soymuş.
ve sonra da vurmuş. Kimin yaptığı hiçbir zaman bulunmadı. Çok üzüldüm Flynn. Ne yazık ki yatarken anlatılan o aptal hikayelerden geriye bunlar kaldı. Benim babam bana yatarken asla masal anlatmadı. Ya işiyle ilgilenirdi ya da annemle kavga ederdi. Büyüme çağımda onunla hiç konuşmadım. Hala yaşıyor ve ben hala onunla konuşmuyorum. Anlaşılan senin baban çok iyi bir insanmış. Gördünüz mü? Gedi eyaleti. Şimdi ne olacak? Shiba'nın göğüsleri diye bilinen ya da her şeyi gören göz olarak bilinen yerleri bulacağız. Ne anlama geliyorsa. Sanırım Shiba'nın göğüslerini bulduk. Bak, oradaki iki dağı görüyor musun? Bak nasıl böyle yukarı doğru... Şey gibi. Anladım Flynn. Yakınlardaki bir köyde bir falcının işlettiği mistik bir dükkan varmış. Orada her şeyi gören gözü bulabiliriz. Her şey için çok sağ ol. Bize büyük yardımın oldu. Bitti mi? Evet, artık sadece kasabaya gidip haritanın parçasını alacağız ve eve döneceğiz. Bundan sonrasını biz hallederiz. Ama daha size olan borcumu ödemedim. Tabii ki ödedin. Bizi buraya getirdin. Bizi su aygırlarından kurtardın ve termitlere yem olmaktan kurtardın. Sanırım ödeştik. Sağlıkla gidin. Tamam. Her şeyi gören göz. Yardım edebilir miyim? Siz buranın sahibi misiniz? Evet. İçeri girin lütfen. Önce sen gir. Dükkan aslında babama ait. Burası onun gururu ve tek eğlencesiydi. Babanız şimdi nerede? Öldü. Çok fazla olmadı. Onun mirasını sürdürmem babamın ölmeden önceki son isteğiydi. Yani bu dükkanı ondan miras olarak evet, evlandım. Evet, sırlar kuşaklar boyu geçmeli derler. Gerçekten geçiyor. Diğer şeyler gibi. Değil mi? Bunu Fas'ta gizlice bir duvarcıdan aldım. Bana diğer yarısını burada bulacağımı söyledi. Kral Süleyman'ın hazinesinin sırrı çözülecek. Diğer yarısı? Evet, buralarda bir yerde olmalı. Maalesef babam hemen öldü. Tanrı onun ruhunu çabuk aldı. Gizli bölmeyi söyleyemeden öldü. Ama belki de siz... bulmam için bana yardım edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Bakalım burada ne varmış. Bunlar benim resimlerim. Sen yoksa bir şey mi buldun? Evet, duvarın içinde bir şeyler gizlenmiş.
Neymiş? Harita ipucunun diğer yarısı. Ne yapıyorsun? Bu da onlardan. Kötü adamlardan. Koş, 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 koş. Çabuk gidelim. Acele et biraz, koş. Hayır. Atlamak zorundayız. Delirdin mi? Hayır, bu dükkanın tentesi bizim düşman hızımızı en az %47 kesecektir. 34. Hadi %47, benimle tartışmayı keser misin? Atla lütfen. İpucu parçası. Bunlar da gidelim. Yakalayın. Haritayı almışlar. Bazı ihracat işleri için Mombasa'ya gidiyorum. Senin burada ne işin var? Başımız biraz dertte. Buradan gitmemiz gerek. Bize yardım eder misin? Trende bana ait kompartımanım var. İçeri girsenize. Bunlar General Samir'in adamlarına benziyor. Bana rastladığınız için şanslısınız. General Samir ben. Bu bölgedeki militanların başında o vardı. Çok tehlikelidir. Bak Flynn, burası pek de tekin olmayan bir yerdir. Burada savaşın ortasına düşebilirsin. Çok geç. Girin. Hey ben bu... Bu bir Masai yerlisi kıyafeti sanırım. Evet öyle. Bunu bana Jerry amcan verdi. Beğendin mi? Evet, hiç fena değil. Üşütmeden yemeğe gidelim mi? İster misin? Evet, daha sonra da kitap imzalatmak için biz de sıraya girdik. Flynn o zamanlar 9 yaşında kısa pantolonlu bir çocuktu. Yazarın yanına gitti ve onunla tartışmaya başladı. Ona kitabının yanlışlarla dolu olduğunu söylüyordu. Adamın tezleri bir temele dayanmıyordu. Onu söylüyordum. Yazar Stephen Hawking'di. 9 yaşındaki hiçbir çocuk Stephen Hawking'le tartışamaz. Adamda zeka var. Evet. Bize hemen bir şişe daha tej getir, çabuk. Hemen efendim. Ben almam, bu bile başımı döndürmeye yetti. Ben gidip biraz dinleneceğim. Teşekkür ederim elbise için. Dikkat et. Şimdi ne yapacaksın? Kral Süleyman'ın hazinesinin peşinden gitmeyi mi düşünüyorsun yoksa? Henüz bilmiyorum. Bence benimle babasıya gel. Annen senin buralarda olduğunu bilse kalp krizi geçirir.
Flynn sen bayım, iyi misin? Bayım bir şişe teş. Teşekkür ederim. Evet evet. Biliyor musun babamı düşünüyorum. Siz birbirinizi çok iyi tanıyordunuz. Evet o benim en iyi arkadaşımdı. Öyle olduğunu sanıyorum. Hayatıyla ilgili bir sır saklıyor olabilir miydi? Bir sır mı? Senin gibi mi? Evet. Hepimizin sırları vardır Flynn. Sanırım babanın bizden farkı yoktu. Bu madalyon. Onu ilk gördüğümde de bu madalyonu takıyordu. Hiç çıkardığını görmedim. Annem bana bunun bir dükkandan alındığını söyledi. Baban bana bunu babasının verdiğini söylemişti. Ondan önce de babasına onun babası vermiş. Bu madalyon senin mirasının bir parçası. Kuşaktan kuşağa aktarılan bir şey. Sır kuşaklara aktarılmalı. Flynn, kafandan neler geçiyor? Her şey için teşekkür ederim Ceri amca. Oh, merhaba. Ben sadece haritaya ve ipucu parçasına bakıyordum. Bulabildin mi? Evet, harita ipuçlarının iki parçasını birleştirdim. İşaretleri deşifre etmeye çalışıyorum. Eski kitaptan pasajlar var. Özellikle Süleyman'ın de... şarkısı. Nereden biliyoruz? Akon şifresini dün gece çözdüm de. Çözdün mü? O kadar zor değildi aslında. Mısır denklemleri gibi değil. Birden fazla hesaplama yöntemi var. Ne düşüneceğimi açıkçası pek bilemedim. Neden bana şifreyi bulduğunu söylemedin? Şifreyi çözdüysen artık bana ihtiyacın yok. Evet ama sanırım etrafta dolaşman hoşuma gidiyor. O zaman Süleyman'ın şarkısı. Bu haritanın üzerinde İncil'den alınmış birkaç tane aşk şiiri var. Alabilir miyim? Belki cevap bundadır. Belki de bir şekilde haritayı okumayı başarırız. Ha? Ne dersin? Bunun bir amacı olmalı. İstersen kalabilirsin. Tamam. Süleyman'ın şarkısında öpüşmekten bahseder, değil mi? Sanırım. Bırak beni ağzıyla öpsün. Bu öpücükler altından daha tatlı. Şarap. Ne? Bu öpücükler şaraptan daha tatlı. Sen altın dedin. Çünkü altın olduğundan eminim. Ben de şarap olduğundan Hayır, eminim. Hayır altın. Şarap. Altın. Şarap. Seninle bu kadar yakınlaşıyoruz ama sen günün her saniyesinde olduğu gibi beni düzeltmeye devam ediyorsun. Seni günün her saniyesinde düzeltiyorum. Çünkü günün her saniyesinde yanlış yapıyorsun. Ben şiir okuyordum Bayan Davenport. Romantik olmaya çalışıyordum. Ne var bunda yani? Romantizm bu şekilde olmaz. Afrika'nın ortasında kanlı bir savaşın içinde. Romantizm ancak müzik, çikolata ve çiçekler... Bir daha söyle. Romantizm. Müzikle olur ve çikolatayla. Buldum. Bunu daha önce göremediğime inanamıyorum. Ne kadar kolaymış. Apaçık ortada. Anlamadın mı? Süleyman'ın şarkısı gerçek anlamıyla Süleyman'ın şarkısı. Bu bir... Bu bir harita değil. Bir müzik kağıdı. İpucu da harita. Notaları çalmak için bir müzik aleti. İyi ki klarnet dersleri almışım. Affedersin. Bir kez daha. Gördün mü?
3 büyücü dağları. Hazine bu dağların içinde olmalı. Şu anda bence tam zamanı Flynn Carson. Flynn orada mısın? Bakar mısın Flynn? Tamam ama bu kadarı da fazla. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Haritanın ipuçlarını çözdün mü? Evet, haritayı da çözdüm. Kral Süleyman'ın hazineleri emniyetli bir yerde değil mi? Pekala, o zaman ilk uçağa atlayıp hemen kütüphaneye dönebilirsin. Ben buradan hemen dönmüyorum Jackson. Hazineyi bulacağım. Bu çok tehlikeli Flynn. Yani eğer Süleyman'ın kitabı yanlış ellere geçerse... Olmayacak, tamam mı? Dinle, neden bir kez olsun bana güvenmiyorsun? Başka seçeneğim yok. Şimdi gitmem gerekiyor, tamam mı? Sadece hatırlatırım. Bazen isteklerimizi ertelememiz gerekir. Bizim iyiliğimiz tamam, için. Tamam ama gitmem gerek. Kendine iyi bak. Yeniden düşünmenizi istiyorum. Benimle Mombasa'ya gelebilirsiniz. Bu hazine avcılığını profesyonellere bırakın. Ben iyiyim Ceylan amca. Merhaba. Günaydın. Merhaba. Orada ne yapıyordun? Kasabadan bir şeyler aldım. Hı. Senin Kral Süleyman'ın hazinelerine inanmadığını sanıyordum. İnanmıyorum. Sadece ihtiyacımız olan standart tırmanış takımları. Gitseniz iyi olacak. Amcam, her şey için teşekkür ederim. Dikkatli ol evladım. Sen de tatlı kız. Hoşça kal. Neden bana tanıdık geliyor anladım şimdi. Daha önce buraya geldim. Geldin mi? Evet. Babamın yatmadan önce anlattığı hikayelerden. Burası bana anlattığı yer. Gülen kayalar. O buradaydı. Ve bir gün benim de buraya geleceğimi biliyordu. Beni bunun için hazırladı. Artık hiçbirinin gereksiz olduğunu düşünmüyorum. Kereste, orman, ağaç. Baobab ağacı Afrika'da en uzun süre yaşayan ağaç. 3000 yıldan fazla yaşıyor. Bu Süleyman'ın zamanından kalma olmalı. Burası. Şu anda dağların arasında olmalıyız. Burada bastığın yere dikkat et. Yer çok, çok... Flynn! Aha. Flynn, iyi misin? Kaygan. Ben de tam sana yerin kaygan olduğunu söyleyecektim. Neredeyiz? Işığı kapat. Desmodus rotundus. Vampir yarasalar. Çirkin, mide bulandırıcı vampir yarasalar. Evet, ışığa karşı duyarlılar. Onları rahatsız etmeyelim. He. Bu da ne böyle? Şimdi fırlatıp atacağım. Lütfen devam edelim. Burayı mı geçeceğiz? Haritayı doğru hatırlıyorsan burası Kral Süleyman'ın hazine odasına giriş kapısı olmalı. Yani evet. Evet.
Vay canına. Çok kolay oldu. Tamam. Tamam. Bu mu? Kitap nerede? Hazine nerede? İçinde hiç hazine olmayan bir hazine odası olabilir mi? Efsanelerle, gizemlerle uğraşmak vakit kaybıymış. Ben de gerçekten bir şey bulacağı sanmıştım. Teşekkür ederim baba. Hazine yerine çılgın adamlar tarafından öldürülüyorduk. Su aygırları başka bir hikaye. Anahtarlar nedense hep sende oluyor. Tamam, sen gir, sen gir. Şimdi inanıyor musun? Şuna bak. Aman Tanrım. Bu Eski Ahit'in ilk kitabı. Ölü Deniz yazmaları. Hepsi burada. Şiba. Süleyman'ın kitabı. Ver dedim. Bak kim gelmiş. Buraya gelin. Onu da getirin. Ceri amca. Durun. Durun. Kitabı vereceğim ama ona zarar vermeyin. Üzgünüm Flynn. Ama sana buraya gelmemeni söylemiştim değil mi? Seni alçak. Onların adamısın. Tam tersi hayatım. Onlar benim adamlarım. Jerry amca. Ne demiştim? Hazine avcılığını profesyonellere bırak demiştim. Ama hayır, hemen buraya koştun. Hazineyi nasıl buldun? Babana bana yerini söylemesi için yalvardım. Ama söylemedi. Çok inatçıydı. Onu vururken bile söylemeyi reddetti. Babamı sen mi vurdun? O senin en iyi arkadaşındı. Anneni benim elimden aldığı için ondan nefret ederdim. Benim olamadığım ailenin sahibi olduğu için ondan nefret ederdim. Babanın her şeyi vardı. Ama benim hiçbir şeyim yoktu. Kitabın gücü her şeyi değiştirecek. Onun sayesinde zamanı ve mekanı istediğim gibi yöneteceğim. Her şey benim olacak.
kendi tarihimi baştan yazacağım. Hayır, o kitabı kullanmayacaksın. Ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsun. Sihirli sözler madende bulunan özel bir odanın içinde okunmalı. Ne yazık. Kitabı özleyeceksin. Ne yapacaksın? Bizi öldürecek misin Ceri amca? Sen benim oğlum gibisin Flynn. Seni asla öldüremem. Bunu benim için General Samir yapacak. Umarım o bu işi becerir. Fazla acı çekmesinler. Dikkatli ol. Her ikinizi de vurup öldürmek en kolayı. Ama bunu biraz daha eğlenceli hale getirmeliyiz. Burayı deneyelim. Boğulacağız. Ne yapıyorsun? Gizli odayı arıyorum. Bu gizli oda lafını bırak artık. Ölmek üzereyiz. Neden bir şeyler düşünmeyi denemiyorum? 25 tane başarı belgem vardı hani. İmdat! 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 Her şeyi bilen Tanrı'nın diğer bütün adlarıyla sizi yönetecek kadar güçlüyüm. Her şeyi bilen Tanrı'nın diğer bütün adlarıyla sizi yönetecek kadar güçlü. Ulu kişi, güçlü ve kuvvetli kişi, yattığın yerden kalk ve benim işlerimde bana yardımcı ol. Büyük kapıyı aç. Parçalanarak öleceğiz. Keşke önce boğulup sonra parçalansak. Su seviyesi sandığımdan daha çabuk yükseliyor. Kapa çeneni. Oksijeni harcam. Ben tekrar deneyeceğim. Flynn! 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 Ben hiçbir zaman iyi uçurtma uçuramadım. Öldün mü? Ölmek ister miydin? Güzel, o zaman ölmedin. Oo, nasıl gidiyor? Başarıyorum. Sadece sen Flynn. Süleyman'ın gizemini koruyabilirsin. Bu senin mirasın. Babanın izinden gitmelisin. Anlamıyorum. Anlayacaksın. Şimdi benim için bir şey daha yapmanı istiyorum. Neymiş o? Gözlerini aç. Jomo. Jomo. Şimdi ödeştik. Her şeyi bilen Tanrı'nın diğer bütün adlarıyla sizi yönetecek kadar güçlü. Ey ulu kişi. Güçlü ve kuvvetli kişi, yattığın yerden kalk ve benim işlerimde bana yardımcı ol. Kralların odasındayız. Ne yapıyor? Grimorian sihirli sözlerini söylüyor. Bununla ölüleri diriltecek. Büyük kapıyı aç. Bu kötü mü? Evet, iyi değil. Yattığın yerden kalk. Eğer ruhlar ateşin tapınağına giderse bu pek hoş olmaz. Planımız şu. Onlardan kurtulmaya çalışacağız ve dikkatlerini ortaya çekeceğiz. Sonra da birimiz soldan birimiz sağdan gidip ön tarafta buluşacağız, tamam mı? Teşekkür ederim. Zekice, sence Boris Spassky'yi korumak daha kolay olurdu değil mi? Evet, evet, bu... hepsi senin. Bu da işe yarar tabii. Hatta o geçmeden önce derin bilgiliğiyle hepimizin içine girmiş olan.
iken sizi vurmalıydım. Ah! Büyük kapıya ve giriş yolu belirlensin. Büyük kapı açılsın. Giriş yolu belirlensin. Ey ulu kişi, işlerimde bana yardımcı ol. Ey ulu kişi, güçlü ve kuvvetli kişi, yattığın yerden kalk ve benim işlerimde bana yardımcı ol. Buraya gel karanlıklar meleği, çekinmeden gel. Dünyanın oluşumundan çok önce burada olan kainatın prensesinin adına, Musa'nın yolundan, Yakup'un izinden, Davud'un mühüründen, Süleyman'ın ve Tanrı'nın adından ateşten yapılmış yaratıklar çıkar. Aç kapıyı, ışığa git ve isteklerimi yerine getir. Duyuyorum. Hep birlikte ortaya çıkın. Kalkın artık. Işığa gidin. İsteklerimi yerine getirin. Buraya gelin. Bir şey yarıyor. Tanrı'nın güneşi hareket ettirdiği ruhla gelin. Sularla, denizle ve içindeki bütün yaratıklarla gelin. Dönen rüzgarlarla, fırtınalarla. Şeytanlar, bana işlerimde yardım edin. Tanrı'nın diğer isimleriyle birlikte hemen harekete geçelim. Bana gelin ve getirin. Süleyman'ın gücünü getirin. Sen o saçma sapan işine dön ve kitaplarının arasına gömül. Kütüphanede öğrendiğim şeyler seni şaşırttı mı yoksa? Kitabı bana ver. Daha fazla yaklaşma yoksa kitabı atarım. Buna cesaret edemezsin. Yapma. Gücü hayal et Flynn. Tüm zamanı ve mekanı kontrol edebilirsin. El olmayacak rüyaların gerçekleşebilir. Hiçbiri beni ilgilendirmiyor. Babanı tekrar görebilirsin. Kitabı kullan Flynn. Sihirli sözlerin kalan kısmını sen tamamla. Baban sana dönsün artık. Bunu takardı
ve sana sihirli vadilerin arasında bir krallıktan bahseden sıra dışı garip hikayeler anlatırdı. Evet, sözcükleri oku. Oku. Tanrı seni korusun, bütün gücüyle ve bütün sevecenliğinle. Babanı geri getir. Bu kadar basit. Sözcükleri oku. Ateşten yaratılanlar ve ateşe tapanlar, bu kutsal isme duacı olun ve onunla gurur duyun. Onu ortaya çıkarın ve ateşin yaratığını görün. O bütün dünyayı gezebilir, her istediğini yapabilir. Şimdi yanın ve dönerek ortaya gelin. Bütün bunları burada hissetmek istiyorum. Ateş tarafından sonsuza kadar yanacak yaratıklar. Flynn! Ateşin yaratıkları. Dur! Neler yaptığını görmüyor musun? Bunları kullanan şeytan, hepsiyle birlikte ölümsüz ve bağışlayıcı Tanrı'nın kutsal ismini unutmayalım. Sevdiğin ve kaybettiğin insanı bana geri ver. Babamı bana geri ver. Babamı istiyorum. Hayır. Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır, durma. Oku. Babanın tekrar seninle olmasını istemiyor musun yoksa? Babam zaten her zaman benimle beraber. Hayır. Sen kalkabilirsin. Jomo nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Sen olmadan bir şey yapamazdım. Ben sana rehberlik ettim ama yolu sen açtın. Sana küçük bir hediyem var. Hayır. Hayır. Bu sana ait. Kral Süleyman'ın sırrını senden daha iyi saklayacak birini tanımıyorum, Jomo. Ben de sana bir şey vereceğim. Su aygırları için. Her şey için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir daha Kenya'ya gittiğimde mutlaka Nolu kabilesini bulacağım. Sana bir kraliçe gibi davranacağım. Kraliçe mi? Bunu duydun mu? Saygı duyan biri var. 382 numaralı New York uçuşu için yerlerinizi alın. 382 numaralı uçuş için lütfen yerlerinizi alın. Kraliçe gibi davranılmasını istiyorsun öyle mi? Annemi tanıyana kadar sabret o zaman. İşte uçağımız şurada. Ben gitmiyorum. Ben Tunus'a yer ayırtmıştım. Ayırttın mı? Orada kazı var. Shiba ile bağlantılı olabilecek birinci yüzyıldan bazı çömlekler bulmuşlar. Karanlıkta bir ışık. Sen hala efsaneler ve gizemlerle uğraşıyorsun. Evet, istersen buna etkilenme diyebilirsin.
Bu kadar mıydı? Sanırım. Evet. Vedalaşmaları pek beceremem. Ben de. Ben gerçekten beceremem. Ben de çok iyi değilim. Bence ben söylediğimden biraz daha Flynn. Kötüyüm. Yine görüşebilecek miyiz? İnsanda biraz kendine güven olmalı. Şişeleri. Oysa o benim içimde. Sihirli balayı turu için $500 mı? Ah, şimdi hatırladım. Annen aradı. Sesi çok kızgın geliyordu. Evlenip ona haber vermediğini söyledi. Sorma. Tamam. Bir dahaki sefere ayrıntılarıyla yaz. Eve döndüğüne sevindim. Excalibur. Oh, Flynn. Ben döndüğünü bilmiyordum. Jackson. Seyahatin nasıl geçti? Çok iyi değil. Kitabı yok ettim. Bir kütüphanecinin yapacağı bir iş değildi. Daha iyi bir kütüphaneci olmak isterken kurban da olabilirsin. Sadece büyük kütüphaneciler bunu yapabilir. Baban konusunda neler oldu? İstediğin cevapları bulabildin mi? Evet. Sanırım sen hepsini zaten biliyorsun. Evet. Neden bana söylemedin? Flynn, bu senin kendi başına öğrenmen gereken bir dersti. Biliyorum babanı çok özlüyorsun. O şimdi her neredeyse seninle gurur duyuyordur. Yaptığın önemli bir şeydi. Ben de gurur duyuyorum. Şimdi gel bak, sana bir şey göstereceğim. Otantik bir suyu Hint ok başlığı görmeye ne dersin? Sahi mi? Evet. Gerçekten bir tane buldun mu? Evet. Evet. Nerede buldun? Ebay'de. Ebay'de. Hey Jackson. Hı. Pekala, madene geri dönelim. Ben bir şey gördüm. Sen ve ben bir plajdaydık. Sen benimle konuşuyordun. Bana öğütler veriyordun. Gözümün önünde birden belirmedin, öyle değil mi? Flynn, ben pek çok şey yapabiliyorum ama aniden var olup kaybolmak ya da plajda uçurtma uçururken görülmek benim hünerlerimden değil. Ben sana uçurtma konusunda bir şey söylemedim mi? Oh. Hadi, bunu nasıl yaptığını bana mutlaka anlatmalısın. Hadi lütfen, nasıl yaptın? Birden bir önümde beliriverdin. Plajda beraber yürüyorduk. Daha doğrusu sen uçurtma uçuruyordun. Ben yanına geldim. Sonra sen bana bir sürü bir şey söyledin. Hatırlamıyor musun? Bunu sen yaptın.